Bu 33 gün kaldı dedik. Peki yine bir soru. Ülke seçimi hazır mı? Yani ittifaklar oluştu. Geçtiğimiz günlerde listeler verildi Yüksek Seçim Kurulu'na. Baktığımız zaman bir ila aşkın süredir bir Millet İttifakı bir araya geldi. Orada farklı ittifaklar da ittifaka katıldı. Cumhur İttifakı ittifakını oluşturdu. Ata İttifakı oluştu. Bağımsız adaylar oluştu. Yani ittifaklara baktığımız zaman bırakalım ittifakları. Ülke seçimi hazır mı başta? Yani siyasi partiler hazır veya değil onu tartışabiliriz veya söyleyebilirsiniz. Ülkemiz gerçekten bu kadar fazla bir siyasi yapının ve ittifakın oluşması kafa karışık değil mi? Nasıl ayırt edecekler doğruyu, yanlışı, nasıl belirleyecekler? Doğru aday şudur, nasıl diyecekler? Yani bunlar nasıl ayıracaklar? Evet, aslında seçimler konusunda toplumda bana göre birikmiş bir enerji var. Bu enerji jeolojik olarak fay hatlarını artık toplumumuzun tamamı öğrendi. Fay hatlarında birikmiş enerjiye benzer şekilde toplumun siyasi fay hatlarında birikmiş ciddi bir enerji var. Ve bana göre halk 14 Mayıs'ı adeta iple çekiyor. Ve 21 yıldır kendisini derin bir yoksulluğa iten, Türkiye'nin güvenliğinde ciddi riskler oluşmasına neden olan ve Türkiye'de toplumu doğru bir benzetme değil biliyorum ama bir karpuzu ortadan ikiye böler gibi toplumu sosyolojik anlamda, sosyopolitik anlamda ikiye bölen bu Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti ve bunun liderinden çok yoruldu. Çok yoruldu. Halk bana göre 14 Mayıs'ı dört gözle bekliyor. Ama burada bir ama ile farklı bir şey anlatmak gerekiyor. Halkın kafası karışık. Şunun için karışık. Siyaseti nereye konumlandıracağınız çok önemlidir Doğru, Rıdvan Bey. doğru. Ki bu benim doktora tez konumdur. Stratejik yönetimde positioning school vardır. Pozisyon okulu, konumlanma okulu. Bu bir külliyattır. Bizim anayasamızın ilk dört maddesi ve müteakip maddelerde bu konum tanımlanmıştır. Bütün siyasi partilerin Cumhuriyet'in ki ilk temel esasları 1924 Anayasası'nda belirlenmiştir. Kurucu değerlerin çizdiği çerçevenin içinde kalması gerekir siyasi partilerin. Ama Türkiye'de adeta bir fay hattının toprağı bir kenara çekmesi gibi siyasi partilerin büyük bölümünde bir konum kayması var. Ne demek istiyorum? Siyasal İslamcılar var. Söylemler de benzeri bir şekilde devam ediyor zaten. O fay hatlarının kırılması gibi. Aynen öyle Evet. devam ediyor ve olması gereken çerçevenin dışına çıkılmış. Aslında görünürde iki büyük siyasi blok olduğunu söyleyebiliriz. İsimlerini de söyleyelim. Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı. Peki bu iki ittifakın konumuna baktığımızda anayasanın efendim belirledikleri alanda mı kalmışlar? Çağdaş demokratik değerlerle uygunluk içindeler mi? Değiller. Nereden Tartışılır biliyoruz? öyle. Evet, tartışılır. Evet, nereden biliyoruz? Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetleri Türkiye'deki ortamı bir darül harp ortamı gibi görüyorlar ve iktidar oldukları günden beri bizim izlenimimiz şu ki ben bir teknokrat olarak baktığımda devleti geliştirmek yerine devletle biriken tarihsel intikamlarını almak derdindeler. Ben bunu okuyorum. Dolayısıyla Bu da Cumhuriyet değerlerine zarar mı Cumhuriyet veriyor? değerlerine bir savaş açıldığını ben izliyorum. Bir Hilafeti mi istiyorlar? milli güvenlik uzmanı olarak Türkiye'de Atatürk'ün kurduğu çağdaş demokratik düzeni değiştirip burada özellikle siyasal İslam doktrinine uygun hilafeti içeren Evet. bir yapıyı düşünüyorlar. Ama bunu bir günde yapamazsınız. Hastaya ilacı küçük küçük dozlar halinde olması gereken dozlar halinde vermeyip topluca verirseniz hastayı zehirlersiniz. Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetleri de bunu zamana yayarak ve küçük küçük adımlarla götürüyorlar. Bunun somut örneklerinden birisi 2015'te uyguladıkları çözüm sürecidir. Ama bu ilaçlar bu bünyeye uygun ilaç değil. Bugünkü gelinen durumda en büyük zararı o tarihte verilen çadır mahkemeleriyle o süreç zarar Evet, verdi değil mi? evet, evet. Yani bugün gelinen nokta Büyük budur. zarar gördük. Kandil oradan bağırıyorsa, işte benim adayım şudur diyorsa, Evet. artı rota ve yön çizmeye çalışıyorsa onun temellerinde o süreç var anladığım Rıdvan kadarıyla. Bey çok açık konuşmak gerekir. Bakın ben bir akademisyenim. Zaten baş başa Evet, yanlış evet, evet. konuşuyoruz. Burada Açık sohbet konuşun yani. ediyoruz. Evet. Burada açık konuşalım derken olgularla konuşalım ve
akademik bir sohbete dönmesin bu. Bakın şimdi 12 Aralık günü, 12 Aralık 2022 günü Sayın Meral Akşener Ruşen Çakır'la bir söyleşi yaptı ve dedi ki ben dedi Kürt kardeşimle konuşacağım. Ne istiyorsun? Federasyon, iki başlılık, üniter bir yapı. Sonra o bana soracak. Sen ne istiyorsun? Sonra nasıl yani diyeceğiz deyip başladı anlatmaya. Bu Medyascope'un internet sayfasında bunun dökümü vardır, evet, transkripti evet, vardır. Evet. Sonra dedi ki Meral Hanım, biz dedi yeni bir çözüm süreci başlatacağız. Burada Japon modelini kullanacağız. Ben literatürü arasında böyle bir model de yok ayrıca. Evet, bunu da evet, söylemek lazım. Evet, evet. Fakat kendisi açıkladı. Dedi ki biz dedi adım adım ilerleyeceğiz. Erdoğan bunu yapamadı dedi. Çünkü Erdoğan'ın kavramsal anlamda tabanı yoktu dedi. Bu işi ideolojik olarak bilmiyordu. Onu yapamadığını biz yapacağız ve yeni bir çözüm süreci başlatacağız dedi. Peki. Peki biz çözüm sürecini geçmişte denedik mi? Denedik. Ne zaman denedik? 2015'lerde denedik. Ne oldu? Bizim memleketimizin doğu ve güneydoğusunda ilçelerimiz Silopi'den Diyarbakır'ın Sur ilçesine kadar terör örgütüne teslim edildi. Terör örgütü buralarda yapılandı. Buralarda ilçelerin içinde, bakın köyleri, kırsal alanı söylemiyorum, kendi güvenlik güçlerini kurdu. Sözde güvenlik güçlerini kurdu. Hendekler açtılar. Kurdular. Hendekler açtılar. Buralara tahkimatlar yaptılar. Bölme açtılar, aşamasına geldiler. Bölme aşamasına geldiler. Bunun yürüyemeyeceği, terör örgütüyle müzakere değil, mücadele edilmesi gerektiği alanda anlaşıldı. Ve mücadeleye geçildi ve biz Kıbrıs Barış Harekatı'na verdiğimiz şehitten daha fazlasını, daha fazlasını verdik. 40 bin daha fazla insan verdik. Dolayısıyla evet, bugün, bugün şunu bilmemiz gerekiyor. Bakın, bir tarafta Cumhur İttifakı var. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ideolojisi, açıkça konuşmamız gerekir ki, siyasal İslam'a çok yakın, siyasal İslam'ı temel almış bir ideolojidir ve Türkiye'yi buradan çağdaş demokrasiye ve refaha, gelişmişliğe götüremezsiniz. 21 yıldır bunun karşısında duran başarısız muhalefet aynı alana girdi. Aynı alanda itiş kakış içindeler. Niçin? Çünkü Babacan'ı aldı. Çünkü Davutoğlu'nu aldı. Çünkü efendim Temel Karamollaoğlu'nu aldı. Nurcu Gültekin'i aldı. Aynı alana girdiler. O alanda kadro rekabeti çıkarıldı. O zaman iki ittifak da aynı gözüküyor o zaman. Bize göre onlar ikiz kardeştir. İkiz ben onlara tek yumurta ikizleri diyorum. Hmm. Bunların arasındaki tek kavga devletin kadrolarını nasıl paylaşacakları kavgasıdır. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin içine baktığımızda bu kavganın geldiği aritmetiği görebiliriz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadrolarında kendi tabanından olmayan 77 kadroyu siyasal İslamcılara vermişler. Şimdi bu seçimlerden sonra İzmir halkına bakın, ben söylüyorum buradan. Mecliste bir değil 3 AKP göreceğiz. Birinci AKP mevcut AKP. Mevcut AKP. 2002'de kurulan AKP. Biri Gelecek, biri DEVA. Evet. İkinci AKP Cumhuriyet Halk Partisi kadrolarında aday olarak belirlenmiş ve meclise girecek AKP. Evet. Üçüncü AKP İYİ Parti'den buraya girenler. Peki burada bir risk var mı? Burada bir risk var. İYİ nedir Parti'nin ordudaki adayı kim? İdris Naim Şahin. Evet. Kimdir bu beyefendi? Kimdir İdris Naim Şahin? Kimdir İdris Naim Şahin? Eski İçişleri Bakanı'dır. Ve FETÖ'ye yakınlığı açıkça bilinen bir kişidir. Memlekette kendisini karşılayan insanlara, efendim sizi burada gördüğüm için çok sevindim diyen bir yurttaşa, beni gördüğünde sevindiğini nereden bileyim, hadi bir takla at diyebilecek kadar densiz ve vatandaşa saygısız bir kişidir. Saygısız, evet. Her şeyden önce vatandaşa saygısızdır.